Arkadaşlar, bayram günü hepinizi buraya çağırdım çünkü bilmenizi istedim. Proje harika gidiyor. İnanılmaz geri dönüşler alıyoruz. Önce Volkan anlatsın. Aynen öyle. Fotoğrafları uygulamaya koyduğumuzdan beri inanılmaz bir etkileşim aldık. Şu anda 700 bin aşkın takipçimiz var. Eğer etkileşim bu şekilde devam ederse yarın bu saatlerde 1 milyon bandını aşmış olacağız. Bu sayı beklediğimizin üstünde. Ben son olarak Atilla'dan takipçi profilimizi kontrol etmesini rica etmiştim. Aldığım örnekleri incelediğimde bulduğum sonuç, gelen takipçilerin %90'ından fazlası organik. Organik mi? Nasıl yani? Takipçinin de mi organik oluyor? İşte sahte hesap değilmiş. %90'ı gerçek kişilerin açtığı hesaplar. Ki gayet güzel bir oran. Bu tahmin ettiğimizin de kat be kat fazlası. Aykerciler kendi aralarında organize olmaya başladılar ve bizden bir talepleri var. Şu mesele. Yine ne istiyorlar ya? Şimdi de bizimle gireceğimize mi karar verecekler? Yani eğer öyle olursa gerçekten hiç şaşırmam. O ufak grubun başlattığı Kerem Ayşe'yi ne zaman öpecek hashtag'i çığ gibi büyümeye başladı ve şu an bütün takipçilerimiz bunu istiyor. Volkan, ya biz bu meseleyi konuşmuştuk. Kerem hayatım bir şey demeyecek misin? Diyeceğim tabii. Volkan, bunu ciddiye almayacağız değil mi? Demek ki özel hayatımızı bu kadar açmak hataymış. Ya geldiğimiz noktaya bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldiğimiz noktaya bakın. Bugün bunu isterler, yarın tövbe. Yani şimdi siz de yanlış anlamayın. Ben eşimi öperim tabii ki, sorun o değil. Öpmemin bir sakıncası yok ama bu özel hayat. Yani bunu bu kadar ulu orta yapmayalım. Kesinlikle hayatım, ben senin söylediğin her şeye katılıyorum. Hatta altına imzamı atarım. Bence ikiniz de çok haklısınız. Yani bu kadarı biraz fazla değil mi? Ayrıca profesyonel düşünürsek bu kampanyaya zarar da verebilir. Çünkü biz şu anda ideal bir çift yarattık. Bir masal çifti gibi. Belki de bu öpüşme meselesi bu büyüyü bozabilir. Evet evet, kesinlikle büyüsü kaçar. Yaptığımız her şey heba olur değil mi Kerem? Heba olur, evet. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz arkadaşlar. Teklif daha etmeyelim. Hadi bu konuda kapansın. Evet, ayrıca Muhsin amca böyle bir şey konuştuğumuzu duysa bize çok kızar, asla kabul etmez. Şimdi onlarla inatlaşırsak da bu da kampanyaya zarar verebilir. Allah Allah, kampanya falan zarar vermez. Ayrıca kampanya zarar verecekse de versin yani. Biz elimizden geleni yapmadık mı? Kötü. Çok kötü. Aykerci kardeşlerim, ben elimden geleni yaptım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, bu konuyu kapattığımızı sanıyordum ben. Bakın, öpüşme olmadan da bu noktaya getirdik. Gayet başarılıyız. Boş verin onu. Aynen öyle. Oturun çocuklar, oturun, oturun, oturun. Rahatsız olmayın, oturun, oturun. Nedir durum? Siz gelmeden önce biz bir toplantı yaptık Muhsin amcacığım. İsterseniz size hemen özet geçeyim. En önemlisi, 900 bine yakın takipçimiz var şu anda. Asıl rakip ve durumumuz nedir? Rıfat'ı farkla geçmemiz gerekiyor. Çok az farklı öndeyiz. Aslında kafa kafaya gibi. Yetmiyor çocuklar, yetmiyor, yetmiyor. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bu gece bir fikir bulmadan buradan çıkış yok ona göre. Muhsin Bey, takipçilerimizin bir talebi var. Bir kampanya başlattılar, belki de çözüm oradadır. Olabilir, ne de söyle bakayım. Biz bekledikçe daha da artıyor bu talep. Sabahtan beri çok konuşulanlar listesinde bir numarada. Gonca Hanım, İsterseniz Muhsin Bey'i böyle gereksiz ayrıntılarla yormayalım. Hı? Yani biz ona önemli başlıkları aktarmak için buradayız. Ya belki de bu detayları Muhsin Bey'e söylememiz gerekiyor. Yani bu kadar yoğun bilgi belki de Muhsin Bey'in bizden istediği atılımı yapmamızı sağlayabilir. Çocuklar, ne tartışıyorsunuz anlamıyorum yani. Ne diyecekseniz açık açık söyleyin de boşuna zaman kaybetmeyelim hadi. Takipçiler Kerem'in Ayşe'yi öpmesini istiyor. Saçmalık işte. Bu mu? Bunu mu tartışıyorsunuz? Sizden korktuğumuz için söyleyemedik. Değil mi Kerem Bey? Kesinlikle öyle. Babacığım, oy birliğiyle bu isteği görmezden geldik biz. Takipçi ise takipçiliğini bilsin. Ya bunlar yakışıksız şeyler. Değil mi hayatım? Sen de bir şey söyle istersen. Ya Muhsin amca, Kerem haklı. Ben onun söylediklerine katılıyorum çünkü yakışık almaz. Uygun değil. Bir de şey konuştuk. Biz şimdi ideal bir çift yarattık. Belki bu yakınlaşma bu çiftin büyüsünü bozabilir. Bu güzel masalı bitirebilir. Bu masal daha yeni başlıyor. Evli bir adam karısını öptü diye öyle büyümüyü bozulmaz. Bu kadar insan bizi takip ediyor, zaman ayırıyor, bize emek veriyorlar. İstediklerine çok masum bir istek. Ne var bunda?
Bayramdan sonra hemen bunu organize edelim. Onlar bizim veli nimetimiz. Ne istiyorlarsa alacaklar. İşte bu kadar. Hadi hepinize kolay gelsin. Bir cümlenle işi bu noktaya sen getirdin Gonca. Tebrik ederim. Ben işimi yapıyorum sadece. Gonca sen ne yaptığının farkında mısın? Yani biz bu konuda konuştuk, meseleyi kapattık, anlaştık. Yani haksız mıyım Kerem? Babamı tanıyorsun şimdi. Bir şey dediğime geri adım atmaz. Ok yaydan çıktı bir kere. Sen de hazırlansan iyi olur. İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Gonca sen ne yaptın ya? Ya bence Muhsin amca doğru karar verdi her zamanki gibi. Yani belki şu an biz bunu anlamıyoruz ama... Bilmiyorum. Benim bakış açım bu. Neyse ya. Ya en baştan kabul etmeyecektik işte. Sen mi söylüyorsun bunu? Pek bir eğleniyordun. Tamam da artık eğlenmiyorum. Çünkü o zamanlar beni sana aşık sanıyordun. O zamanlar yanıma bile yaklaşmayı çekiniyordun. Çok saçma değil mi ya? Sanki idam mahkumları gibiyiz. Alt tarafı bir öpücük değil mi? Bitti. Niye bu kadar çok abarttık? Sen binlerce kadını öptüğün için bu sana normal gelebilir. Bu küçük öpücük senin için önemli olmayabilir. Ama benim için öyle değil. Yani sen yapabilirsin belki ama ben yapamam. Ha, bu kadar gerilmenin sebebini şimdi anladım. Niye daha önce söylemedin? Bu... İlk öpücüğün olacak değil mi? Evet, ilk öpücüğüm olacak. İyi bildin, aferin ya. Tamam, bravo. Kızma. Tamam, sakin ol ya. Tamam, yargılamıyorum. Hatta bence gayet mantıklı bir şey yapmışsın. Özellikle o Berk'ını öpmemekle isabetli bir karar olmuş. Şu anda niye benim özel hayatımı konuşuyoruz? Pardon da. Bak, yine kızdın. Tamam Ayşe. Olur, evet. Bak, bir fikrim var. Aa, tamam. Tamam bak. Seni de rahatlatır. Kandıracağız herkesi, bak şimdi. Kandıracağız mı? Hı-hı. Kanacaklar mı ki? Nasıl yapacağız? Kalk sen de ayağa. Şimdi böyle duruyoruz, poz veriyoruz. Diyelim ki Volkan kamerasıyla bu tarafta, tamam mı? Şimdi ben sana sarılıyorum. Bunu çalışalım. Provayı ne kadar güzel yaparsak... Bu işten de o kadar kolay yırtarız. Tamam. Gerilmeden. Şimdi ben sana sarılacağım. Sarıldım. Dediğim gibi Volkan kamerasıyla o tarafta. Yani bir hafif sırt olacağız. Tamam mı? Seni yavaşça yatıracağım şimdi. Böyle mi? İşte bu kadar. Bizi görmeyecek bile. Tamam aslında olur bu ya. Bir şey yaparım ben de. Böyle elimi falan atarım. Kapatmış oluruz. Ne oldu ya? Rengin kaçtı gibi oldu. İyi misin sen? Bir yanda yatınca tansiyonum düştü herhalde. Hı. Bir şey yok. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Süper. Ya bence olur yani. Hı-hı. Kandırırız. Büyük bir sorumluluk abi. Kızın ilk öpücüğü ha? Evet. İşte o yüzden o gün biraz hassas olalım. Hı. Yani kızın ilk öpücüğü anladık ama... ...sen niye bu kadar gerildin abi? Kız için ya, ayıp olmasın işte. O kadar insanın arasında. Yani doğru. Hadi abi, herkes bekliyor. Tamam, siz son hazırlıkları yapın, birazdan geliyoruz biz de. Tamam. Hazır mısın? Ben hazırım, sen? Hazırım ben de. Bir kere daha prova alalım mı? Yok, iyiyim ben, öğrendim yani, anladım. Tamam.
Bir kere daha prova alalım. Hayır demiştin. Emin misin? Eminim. Tamam. İyi tamam, açı falan güzel. Abi nerede kaldınız? Saati belirlemiştik. Geç kaldık. Geldik işte Volkan. Geldik yani. Tamam o zaman. Hadi çekelim şu pozu artık. Şimdi nerede yapıyoruz? Şu tarafa uygun sanki ya. Arka planı da güzel. Tamam. Şimdi. Ha. Volkan sen kamerayla şuraya gelsene. Sen, ha aynen orada dur. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Hadi çekelim mi artık? Tamam, çekeceğiz. Arkadaşlar her şey hazır, takipçiler bekliyor. Hadi. Volkan hazır değil mi her şey? Kartın, şarjın. Bak bir kere yapıyoruz. Hazırım abi. Ha. Odada çalıştığımız gibi. Tamam. Ya suratları tam göremiyorum. Ama okey. Bitirelim mi artık? Tamam, kestik. Ya yüzleri çok görünmedi ama okey, iyi oldu yani, güzel. İdare eder. Güzel, güzel. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle...